Herkese kolay gelsin. 27 Aralık 2021. Bugün yine bahçedeyiz. Geçtiğimiz günlerde çok soğuklar vardı, gelemedik. Bahçeyi bir ziyarete gelelim dedik. Hem de daha önce bahsettiğim gibi burada hayvan gübremiz vardı. Bunu tabii yazın yapmak daha mantıklı, sıcakların olmasıyla beraber, ama yaza kadar da içerisindeki zararların artmasını istemediğim için kireçle ferment etmeye çalışacağız. Eğer yeterli gelmezse yazın tekrar yapacağız. Bir sezon içerisinde burada peyderpey hayvan gübresi biriktirmeye çalıştık. Tabii bazıları yaşlı kıvamdaydı, bazıları kuru. Ayıramadık, hepsini aynı yere serdik. Şurada da vardı burası. Bunu tabaka halinde yaydık. Şimdi arasına birazdan ıslayacağız bunu, her katı. Ve daha önce hayal ettiğimiz yanmamış, sönmemiş kireç serpeceğiz. Tarım kireci diye de geçiyor bu. Hayvanların altlarını dezenfekte etmek için kullanılıyor. Aynı zamanda topraktaki pH'i düşürmek için de, yanılmıyorsam, kullanılıyor. Tabii bizim kullanma amacımız bu gübre yığının içerisinde ısladığımız gübreyi arasında kireç atarak bu kütlenin içerisindeki ısıyı yükseltmek ve şu gördüğünüz zararların ölmesine sebep olmak. Biraz önce bunlar şu ilerideki yaş kıvamlı yığının içinden çıktı. Evet, bunlar yani ceviz bitkisi için köklerini, kılcal köklerini son derece zararlı veren otlar. Yani çok bu konuda dikkatli olmamız lazım. Tarlaya döktüğümüz gübreleri yaş haldeyken fidanlarımıza uygulamamız lazım. Yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince fermente edip bunu sezon içerisinde kullanmak lazım. Bunun için de naylon tedarik ettik. Bu yığının üzerini kaplayacak şekilde. Çünkü ısının orada birikmesi gerekiyor. Yani beklemiş, böyle yığın halinde beklemiş gübre, biz diyoruz yani 3-4 yıl bekledi yanmış gübre, yani böyle bir yanma söz konusu olmuyor. Peyder Bey bu zararlı içeride, hatta kışın kışı bu yığının içerisinde geçiriyor. Biz o yüzden araya kireç serpiyoruz ki kireç suyla temas ettiğinde sönmeye başlasın ve yüksek ısı oluşsun. Aynı zamanda bu naylon yardımıyla da bu ısı yığının içerisinde hapsolsun ve içerisindeki zararlar yapılsın. Burada ben teorik olarak faydalı organizmalarda zarar görüyor mudur? Tabii bilmiyorum, ama sonuçta benim birinci önceliğim zararlı etmenlerden kurtulmak. Bunun da şu anda benim bulabildiğim, tespit edebildiğim yönü bu. Tabii bunun içerisinde yararlı mikroorganizmalar da bulunabiliyor, ama bu işin mali boyutunu arttırıyor. Hatta ben daha önceki yapışımda bir çuval üre, iki çuval TSP, leonardit falan da koymuştum. Tabii şu anda ürenin çuvalı 700 liraya yaklaştığı için hani böyle bir şey çok zor. Bunların tanesi 25 kilogram ve kilogram. Tanesi de 35-36 lira civarında. Balıkesir'den tedarik ettik toptancısından. Naylon da yaklaşık 150-200 lira civarında. Hani bize bunun maliyeti, yani yine nereden baksak 400-500 lirasını buluyor. Naylon ve sadece kireç. Hayvan gübrelerine ara ara para verdiklerimiz de oldu, vermediklerimiz de oldu. Ama bu işi tabii kimyasalsız yapmak, yani kimyasal gübresiz yapmak nitekim zor olsa da organik yapmanın da yollarını bulmamız lazım. Şimdi birazdan tankeri doldurup gelecek babam. Ben ara ara yine video çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi bu sönmemiş kireçleri önce tabakayı ıslayacağız. Daha sonra üzerine kireç serpeceğiz. Daha sonra tekrar bu yığından gübre getirip bunun üzerine kat kat tabaka halinde ıslı şeklinde hazırlayacağız. İşlerimizi sonlandıracağız. Üzerine de en son naylonla örtük. Bekleyeceğiz birkaç ay boyunca. Yani güneşli havada yapılmasının artısı, tabi hava sıcaklığı yüksek olunca naylon içerisindeki ısı daha fazla olacaktır. Tabi şu anda kış mevsimi olduğu için sıcaklık belli oranda artabilecektir. Fakat ben yığını bu şekilde bırakmak da istemedim. İçerisindeki zararların daha da artması istemediğim için bir an önce bunu bu şekilde yapıp yeterli gelmezse yazın tekrar 3-5 çuvalda kireç alıp ıslayıp
yığını tekrar uygun formata getirmeye çalışacağım. Bu şekilde. Aynı zamanda tabii organik olarak hayvan gübresinden ziyade araya yine bakla da ektik. Tabii sürer mi sürmez mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Baklalarımız da yavaş yavaş çimlenmeye başlamış. Zaten fidanlar da uyku döneminde şu anda. Yapraklarını döktüler. Mart'ın 15'i ile Mart'ın sonu arasında budama yapacağız. Artık budamayı da o anki şeyimize göre minimum budama yoluyla 4-5 ya da 5-6 yandal eski modifiye lider sistemiyle, klasik yani sistemle yola devam edeceğim gibi duruyor. Bakalım zaman gösterecek. Mesela şurada bir ayrıntı söyleyeyim. Şöyle görüyorsunuz, lider böyle tek ve belirleyici bir şekilde ilerlemiş. Bunun nedeni şu, yani bu önemli bir nokta. Biz normalde lideri rahatlatmazsak, şimdi göstereceğim. Bakın liderin altındaki kuşunu görebiliyor musunuz? Ben oradaki iki tane sürgünü körelttim. Yani bu durum lidere bir baskı oluşturamadı. Oluşturamayınca da lider tek başına hepsinden yüksek bir şekilde yukarıya bastı. Şu gözü köreltmemiş olsaydım bu göz lidere basacaktı. Liderden daha fazla gelişmeye çalışacaktı. Hatta bir de bu tarafta var. Yani ben toplamda iki tane göz köreltmişim. Lider kalın tek bir şekilde yukarıya basmış. Şu anda gösterdiğimde tek durmuyor ama şöyle karşıdan gösterdiğimde görüyorsunuz tek bir şekilde. Hepsinde aynı. Mesela karşıya bakalım. Bakın lider. Liderin altı boş. İki tanesi. Ha, bu bir risk. Yazın kırılma olabilirse lidersiz kalınabilir ama yani yedek gözle bırakılır. Mesela bakın. Şurada. Bakın bir, iki, bir de şu arkasında var. Üç. Üç tane göz köreltmişim. Tabii lider ne yapmış? Lider tek kalmış ve gelişmiş. Aşağıda lidere baskı yapan bir dal oluşmamış. Şunlar da daha önceden gelişmeyen ama tekrar tepe kestiğimiz fidanlarımız. Bunlar da yaklaşık 4,5-5 metre civarına ulaştı şu gördüklerimiz. Bunlar da bu sene 2,40'tan tepe vurup diğerlerinin arkasından bir yıl kayıpla yola devam edeceğiz. Yani liderin tek kalması önemli bir husus. Diğer bölgelerden dal sıyırma yapmasanız bile lideri rahatlatacak sezon içerisindeki gözler patlamadan önce de olabilir. Hafif patlayınca şöyle yani serçe parmağımızdan biraz daha küçükken de olabilir. Şu gözleri körelttiğimizde lider tek kalıyor, görüyorsunuz. Bir tane var mesela bahçede. Lideri rahatlatmamışık. Tek kalmış orada ve alttaki dal liderden fazla gelişmeye çalışmış ama gelişememiş. Lider de gelişememiş. Yani totalde ikisi de gelişemeden bir şey oluşturmuş. Nasıl diyeyim? Sürgün oluşturmuş. Bunu da bu sene dikim yaptık. Bunu da bu sene sağlıklı 3. gözden kesimini yapacağız. Bu böyle olunca sezon içerisindeki budamada lider seçmek de kolaylaşıyor. Eğer lider seçimli bir budama yoluyla gelişim devam edecekseniz lider seçmek kolay. Yandalları seçmek de kolay. Her yöne yandal var. Mesela şu ağacın formatı çok güzel. Her yöne yandal var. Kalın, pişkin, üst üste binmeyen, mesafeli olanlardan seçim yapıp budamayı tamamlamak. Nasıl, yani yüzde kaç budama yapacağız? Yani bunun yüzdesi müzdesi var mıdır bilmiyorum ama izlediğim budamacıların ilk sene 2 yaştan sonraki şekil budamasında %50 budama yapıyorlar yan dallara. %50 bir kesim yapıyorlar. Tabi yan dal sayısını fazla bırakırsak, bir de %50 kesim yaparsak ortaya şu sonuç çıkıyor. İç içe birbirine geçmiş çok karmaşık bir gövde çıkabilir. O yüzden
yan dal sayısını da eğer %50 budayacaksak çok fazla bırakmamamız lazım. Yani hem fazla yan dal bırakıp hem mesela sezon içerisinde tekrar tekrar köreltiyoruz biz bunları. Bakın küçük bir dalcık çıkmış liderin altında. Ama biz onları mesela elimizden geldiğince köreltmişik. Ve lider tek bir şekilde gelişmeye dayanmış. Mesela şu bak dediğim. Şimdi şu biz bunda bizim boşluğumuza gelmiş. Ne lider var ne yan dal var. Hepsi dikine gelişmiş. Bakın. Şöyle bakın. Bu dikine gelişmiş. Şu dikine gelişmiş. Yani yan dal bırakabilecek potansiyel dal yok. İkisi de aynı hizada. Yani karmaşık bir hale gelmiş. Yani 4 artı 1, 5 artı 1, %50 kesim gibi bir budamayla yan dal bırakabiliriz diye düşünüyorum. Fazla yan dal bırakıp sert kesim yapmak, yani eğer fazla yan dal bırakıyorsanız da az kesim yapacağınız ki çok tabii sürekli çatal oluşturacağı için sizi zorlamasın ya da gelişimi etkilemesin ya da böyle bırakıp hiç ellemeyeceksiniz yani budamama yöntemine. Ama ben tabii onu tercih etmiyorum şu anda. Neden? Çünkü bazı sorunlar oluşabileceğini düşünüyorum ileride gelişim için. Arkaya doğru boşluklar. Her ne kadar şimdi işte budamama tavsiye edilse de biz hani minimum budama, maksimum besleme, sulamayla yola devam edeceğiz gibi duruyor. Tabi bunlar tercih meselesi. Yani dikim sıklığı, çeşit, budama stili, bunlar tercih meselesi. Ama besleme, sulama bunlar olmazsa olmaz. Verdiğimiz gübrelerin üstüne belli bir miktar ısladıktan sonra kireci de yayıyoruz. Daha sonra tekrar yığından yeni bir gübre getirip kat kat pasta gibi yığını yapmaya çalışıyoruz. Şöyle kısa kısa video çekeyim. Yığının boyu 1,5 metreye geçmesin diyorlar normalde ama tam bilgim yok tabi. Biz hani gübre bitene kadar birkaç sıra daha yaparız. Kireç 8 torba almıştık. Şu anda 3 torbasını kullandık. Yaklaşık 3 kat falan oldu. Ve bunlar da peyderpey. Kepçe dökerken içinden ayıkladığımız kurtlar. Görüyorsunuz. Ne olur. Eğer bu kireç ve suyla yaptığımız fermente işlemi yeterli gelmezse yazın tekrar aynı bir belli miktar kireç uygulaması yapacağız. Zararlar hani gözükmeyene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Bu şekilde
bahçemize atarsak bu gübreyi, bu zararlılar cevizlerin kılcal köklerini yiyor ve bu ölümle sonuçlanıyor. Görüyorsunuz. Ben kürekle dağıtıyorum bu yığınları. İçerisinden çıkan varsa temizliyorum. Daha sonra bunu yayıp güzelce ıslıyoruz. Üstüne kireç atıyoruz. Evet, işlemlerimiz devam ediyor. Şimdilik bu kadar. İşlemlerimizi bitirdik. Yığınımızı hazırladık. Biraz yüksek bir yığın oldu. Şuradaki gübrelerin hepsini temizledik. Kat kat olacak şekilde burada biriktirdik. Her araya kireç ve su serptik. En sonunda üzerine tekrar kireçle döküp naylonumuzu kapatacağız. Şimdi şu bakmasın başına. Herhalde bir 2-3 ay sonra karıştırabilsek ufaktan bir karıştırma yaparız. Eğer kuruysa tekrar bir yığın nemlendiririz. Naylonla tekrardan kapatırız. Toplayabildiğim kadar kurtları topladım içerisinden. Kalanlar da artık kireç ve su yardımıyla artık zararsız hale gelirler inşallah. Yazında sonucunu paylaşırım. Yine öbürkü gübre gibi olur mu bilmiyorum. Çünkü onun içerisine farklı gübreler de katmıştım. Buna katmadım. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Herkese hayırlı bereketli sezonlar dilerim.